Başkentte sel, İstanbul'da ve yurdun büyük kısmında sıcak havaya var. Peki Ankara'da yağmur ne kadar daha sürecek? Hafta sonu yurtta hava nasıl olacak? Yeni bir sıcaklık dalgası mı geliyor acaba? Ayrıntıları alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan karşımızda. Dilek. Ahmet, önce sıcakla başlayalım. 6 gündür sıcak hava dalgasının etkisindeyiz. Gerçi bizim buralar İstanbul ve Marmara bugün biraz serinlemeye başladı. Bunun sebebi de Poyraz'ın çıkması. Serin serin, sert esen bir Poyraz var. Yarın ve öbür gün bu rüzgar ülke geneline yayılacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'i etkileyecek. Böylece ülke genelinde sıcaklıklar 4 ile 6 derece arasında düşmüş olacak. Bu sıcaklık hani çok büyük bir sıcaklık düşüşü gibi bir görünüyor ama hayır, çok yükselmişti, sadece ortalamalara doğru inmiş olacak. Yani şöyle düşünebiliriz, güneşin altı yine ama çok sıcak. Bu arada hafta sonu üniversite sınavı var. En azından gençlerimiz rüzgarlı, daha serin bir havada sınava girmiş olacaklar. Şimdi Ankara'daki yağışa gelelim. Ankara'daki yağış tipik yaz sağanağıydı. Hatta bugün ve yarın da var. Başkentleri uyaralım, tedbirli olmaya devam etmeliler. Hava bu kadar sıcakken üzerine nem de gelince dikine gelişen bulutlar tekli ve çoklu hücreler oluşturabiliyor. Ani şiddetli yağış, yıldırım, dolu ve küçük çaplı hortum yaratabiliyor. Evet, dediğim gibi bugün ve yarın başta başkent olmak üzere İç Anadolu'nun genelinde Eskişehir, Konya, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Ege'de, Afyon, hatta Bursa'nın bazı kesimlerinde Bolu, Kastamonu ve Isparta taraflarında, hatta Erzurum, Kars, Ağrı taraflarında 2 gün boyunca bu tür yağışları görmemiz mümkün olacak. Sel ve su baskınlarına karşı uyaralım. Ayrıca yıldırım da oluşabiliyor. Zaten kentin tamamını etkilemiyor bu tür yağışlar. Semt semt etkili oluyor. Bir ilçenin, bir kentin sadece 2 semtini etkileyebiliyor. Pazar günü daha çok doğuda olacak. Ankara'da etkisini kaybetmiş olacak. Şimdi Ahmet, size iyi haberler vermek isterdim ama şu anki havalara çok sıcak diyoruz, ancak daha sıcağa gelecek gibi gözüküyor. Son tahminler bunu gösterdi. Önümüzdeki salı, çarşamba ve perşembe günü bu seferki Cezayir üzerinden geliyor ve aşırı bir sıcak olacak. Evet, İstanbul 35'e kadar çıkmıştı bu hafta. Bu sefer 40'a çıkacak. Ege 40'ları görmüştü, bu sefer 45'e çıkacak. Yani aşırı bir sıcak olacak. O nedenle orman yangınlarına karşı özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Orman yangını tehlikesi en üst seviyede olabilir o günlerde ve sıcak çarpması tehlikesi de en üst seviyede. Çünkü bize bu kadar sıcak hava nadir gelir, çok sık gelmez. Evet, son yıllarda daha fazla geliyor. Şunu da eklemek istiyorum, sıcak hava dalgalarında 6 kat artış var. Ülkemize gelen sıcak hava dalgalarında bu çok büyük bir oran. Bu sıcaklarla mücadele etmekte artık zorlanabiliriz. Dilek Çalışkan aktardı.